Herkese merhabalar Okun. Abilerim, ablalarım, sonradan görme serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün? Kebap. Kebap yiyoruz. Yine karınlar da uyuyor. Kebaplar geliyor, karınlar da uyuyor. Ucuz, orta, pahalı olmak üzere 3 farklı kebapçıya gideceğiz. 8 liradan başlayıp 1000 liraya kadar gider kebapçıları deneyeceğiz bugün. Bakalım neler olacak, fiyatlarını hak ediyorlar mı, beğenecek miyiz? Gidiyoruz. Ucuz, orta, pahalı. Cebimde hiç para kalmadı. Ben denerim, sen parasını verme. Ayağınıza geldi, sonradan görme. Sonradan görme. Ucuz kebapçımız için Aksaray, Fatih'e geldik. Dürümcü Mehmet'in önündeyiz. Biz burayı böyle çok araştırarak bulmadık. Bildiğim gün sabah buraya geldik. Dürümcü gezdik. Rica ettik, çekim izni aldık. Buradaki dürüm kebap fiyatı 8 TL. Bakalım nasıl, fiyatını hak ediyor mu? Biliyorsunuz bazı şeylerin ucuzu en güzeli oluyor. Bence kebapçıda da öyle olabilir. Göreceğiz. Hadi gel. Merhaba, kolay gelsin. Kebap istiyoruz. En ucuz hangisiyse ondan istiyoruz biz. Adana, Urfa ne gönlünden koparsa fark etmez bize. Evet, geniş bir etnik kültüre sahip içerisi gördüğünüz gibi. Her milletten, her ülkeden insan mevcut. Vallahi çok enteresan bir yer. İstanbul'da Aksaray, Fatih tarafı özellikle işte Rusların, Arapların, yabancıların, ekspatların çok fazla olduğu bir bölge. O yüzden burada her yerden insan görüyorsunuz. Değişik, eğlenceli de bir yer aynı zamanda. Ama önemli olan kebabı nasıl? Kebabı. Niye bende Türkçe gidiyor bazen? Çok insan var farklı milletlerden. O yüzden benim de kafam asimile oluyor. Bakalım şimdi menümüzde neler varmış. Adana var, Urfa var. Adana ile Urfa'nın farkı birinin acılı, birinin acısız olduğu söylenir. Ama bu benim bildiğim kadarıyla yanlış bilgidir hocam. Buradaki fiyatlara bakalım. Adana dürüm 8, Urfa dürüm 8. Bizimkiler bunlar. Çöp şiş 10, tavuk şiş dürüm 8, ciğer dürüm 8. Abi benim bu ara ciğer görünce canım ciğer çekiyor ya. Evet, geliyor yemeğimiz. Abi şey soracağım, Adana ile Urfa'nın farkı nedir? Aynı. Ha, et aynı. Et aynı. Siz Adanalı mısınız? Ha, Urfalısınız. Evet. Aa, benim Urfalı bir arkadaşımla konuşmuştum ben çünkü eti farklı oluyor demişti bana Adana ile Urfa'nın. Sadece acısı değil. Acı noktasında çok fark yok. Ha, sadece acısı farklı diyorsun, eti aynı. Çok. Allah Allah, tamam abi, teşekkür ederiz. Bakalım nasıl bir şey. Ben yanlış biliyormuşum o zaman. Ya da her yoğurdun yiğit yiyişi farklıdır. Çok. Yine yanlış giden bir atasözü. Yeşilliğini çıkarttıracaktım, unuttum onu. Bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru ne kadar yanlış ama bizim çoğu böyle yemek videosunu çektiğimiz yerde özellikle son zamanlarda dikkat ediyorum. Kimse eldiven takmıyor. Kimse. Hiçbir yerde abi, yani çok yer gezdik, çok yere gittik. Dikkat ediyoruz, eldiven takmıyorlar yani. Bizim de aslında bunu görüp yemiyor olmamız lazım da biz de malız, yiyoruz yani. Ama arkadaşlar siz dikkat edin yani, bir bakın. Gittiğiniz, yemek yiyeceğiniz yerde bakın takılıyor mu diye. Bu arada burada dürüm yazıyor ama bu dürüm bir de dürüm. Burası herhalde yoğun oluyor. Aksaray olduğu için işte insanlar iş arasında, iş çıkışında vesaire giriyorlar. Ete erişemedim bu arada. Şeyde maydanozla domatesle uğraşıyorum şu an. Bence güzel. Pidesi soğuk. Bir de pide biraz beklemiş olabilir ama bence 8 TL için güzel bir. Biraz daha yiyorum. Ben Adana söylemiştim aslında ama acı yok bence. Acılı olması gerekmiyor mu Adana'nın? Ben hiç acı tadı alamadım. Neyse. Adana'yı dürümün içinde bulabildiğiniz yerlerde çok güzel. Onda bir sıkıntı yok ama işte dürümün içinde Adana'yı bulmak zor. Yani bir tık hani fırınlardan aldığımız patatesli peynirli poğaçalar var. Peynirli patates bulamıyoruz ya. Bir tık aslında öyle. Bak gel içine bakalım. Bak mesela açtık şu an, Adana'yı göremiyoruz. Evet, maydanozda domatesi fazla. Yani Adana'sı çok güzel. Gerçekten Adana'sını ben beğendim. Ama Adana biraz daha büyük olabilirmiş. Gerçi porsiyonla da alakalı hocam bu. Bir de şimdi dürüm olsaydı, pide olmasaydı yine daha çok alacaktık tadını. Ha, ben Adana mı söylemiştim, Urfa mı söylemiştim? İkisini arttı. Biri Adana'ydı, biri Urfa'ydı. Ha tamam, bu tamam. Tamam, diğeri o zaman Adana'ydı. Bu Urfa. Bu acısız çünkü. Nerede? Ne arıyorsun? Adana arıyorum. Adana bulundu. Maydanoz, sarımsak, soğan, baharat. Bence güzel Adana'sı ya. Urfa'dan farklı, Urfa'da galiba maydanoz yok.
Evet. Urfa'da maydanoz yok. Bu kadar baharat yok. Bir de acı yok. Bence Adana'sı da güzel, Urfa'sı da güzel. İşte dediğim gibi tek sıkıntısı bulmak zor. Bir de bununla doymazsın bence yani. Ekmeği ve marulu bol ama... Evet ya, 8 lira için bence çok okey. Burada bir yerde iş yeriniz var. Çıktınız, öğlen bir şey yiyeceksiniz. Aceleniz var. Bence tercih edebilirsiniz yani. Abi ayran ne kadar? 3 lira ayran. Hmm. 3 lira ayran için okey. Yani evet, marketten aldığınız her türlü daha ucuza geliyor ayran ama genelde dışarıda 8 liraya bile ayran görmüşlüğüm var benim yani. O yüzden Aksaray'da 3 lira. Ben olsam bir tık daha ucuz yapardım yani. 2-2,5 vatandaş ayran içsin. Ayran bitmiş ki zaten benim ayran. Ya ikinci için. Ben ayran canavarıyım. 8 TL'ye Adana, Urfa, dediğim gibi gramajı birazcık az ama ben tadını beğendim. İçerisindeki işte marullu domatesi biraz kocalamışlar artık büyük görünsün diye. Ama 8 TL için okey, aldım gitti. Afiyet olsun. Abilerim, ablalarım, orta fiyatlı kebapçımıza geldik. Kadıköy'de, Söğütlü Çeşme'de, metrobüsün yanında. Dürümcü emmi. Kadıköy'de oturanlarınız muhtemelen burayı biliyordur. Ve ben de buranın çorbasını seviyorum. Aslında beyran var burada. Biz en son beyranı Antep'te içmiştik ama buranın beyranı güzeldir. Yani İstanbul'daki en düzgün beyranlardan bir tanesi budur. Çorbası var, döneri var, kebabı var, var oğlu var burada. Şimdi burası aslında enteresan bir yer. Bütün sokağı almışlar. Bak, burası Dürümcü emmi sokağı. Yanı almış, onun yanını almış, onun yanını almış. Gelmiş, buradan da bir tane alalım demiş. Burayı da almış. Burayı böyle Dürümcü emmi sokağı haline getirmişler. Güzel ama bakalım kebabı nasıl? Ben burada hiç kebap yemedim. Biliyorsunuz bugün konseptimiz Adana ya da Urfa olduğu için. Burada Adana ya da Urfa yiyeceğiz. Porsiyon kebap fiyatı burada 40 TL. Adana'nın da Urfa'nın da aynı. Bir gelelim içeriye, anlatsınlar bunlar Adana'yı farklı ne yapıyorlar? 40 lira niye? Onları bir görelim. Kebabı nasıl? Yiyelim. Şimdi burada kocaman bahçesi var buranın. Abilerimize soralım, memnunlar mı? Abicim, güzel mi yemekler, kebaplar? Gayet güzel. Tamamdır abicim, afiyet olsun. Güzel deniyor, müşteri memnuniyeti yüksek. Şimdi mutfağa bakmak lazım. Çünkü koronada biz çok fazla yere gittik, restorana gittik. Önceki yerde de maske, eldiven, dezenfektan hiçbir şey yoktu. Bakalım burada Uğur Dündar gibi girelim içeriye, eldiven var mı diye. Uğur Dündar geldi baskına. Abicim kaldırın elleri. Eldiven var mı? Maske de takılıyor. Bence hijyen önlemlerine uyuluyor diyebiliriz. Yani önceki geldiğimiz yerde hiçbir şey yoktu. Hijyene dair hiçbir şey yoktu. Antep'te, başka illerde hiçbir şey yoktu. Ben görmedim hijyene dair bir şey. Burada var. Güzel. Evet, yanımızda dükkan sahibi Rüstem Bey var. Sizin dükkandaki kebapların farkı nedir? Biz neye dikkat etmeliyiz? Diğer kebapçılardan ne farkınız var? Mesela şu anda biz kuzu butu yaklaşık 65 liraya alıyoruz kemikli. Hani çıkın piyasada 50 liraya kadar kuzu kemikli et bulabilirsiniz. Özellikle dürüm ve porsiyon olayında biz mesela elde zırhla çekiyoruz mesela. Bu kesinlikle sinir, işte içerisinde fazladan yağ falan kabul etmez. Örnek veriyorum, ben Adana'nın kilosunu şu anda 80-90 liraya mal ediyorsam ucuz etle 40 liraya, 35 liraya, 50 liraya daha mal edebilir. Yani siz daha kaliteli et kullanıyorsunuz burada. Tabii daha kaliteli. Benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Normalde siz burada küçük bir dükkanınız varmış. Normalde evet. Ne olur? Sizin işler tutar, karşınıza rakip bir kebapçı açılır. Bütün sokak sonra farklı kebapçılarla evet. Dolar ama siz bütün sokakta tek bir kebapçı olarak kendiniz genişlemişsiniz. Bu nasıl oldu? Benim şimdiki dükkanın karşıdaki olan dükkan kebapçı olarak açıldı. Hı-hı. Yaklaşık 30 gün sürdü. 30 gün sonra bana devrettiler. Çalışamadı. He, rakip açtılar. Yapamadılar, tabii, sana devrettiler. Ondan sonra onun bir yanında aynı şekilde, onun bir yanında aynı şekilde. 12-13 tane dükkan açıldı. Hepsi de battı mı? Battı, kapattı, kilitledi, eşyasını çekti. Biz Adana yiyeceğiz burada. Porsiyon tamam. Adana yiyeceğiz. 40 TL. Peki tamam. Adana ile Urfa'nın farkı nedir? Şimdi Urfa kıymasında sadece tuz var. Başka hiçbir şey yoktur. Urfa'ya göre Adana sadece bir tık acı olması ve biberli olması. Anladım. Başka bir farkı yok. Tamam, ben şimdi buraya kadar gelmişken bir beyranınızı da içmek istiyorum. Tamam, en son 2 hafta önce Antep'te beyran içtim. Antep'teki beyranla kıyaslayacağım. Onun da bir küçük açıklamasını yapalım. Gaziantep'te olmuş ve bu mesleği Antep'te öğrendik. Biz burada Gaziantep beyranını yaptık. İnsanlar içmedi. İçmedi. Yağlı buldular. Yani biz 6 aylık bir süreç içerisinde günlük 20 tane 30 taneye geçemedik beyran. Abartmayalım da ben şu anda günde 3000-4000 beyran satıyorum. Ne? 3000 beyran. Bir dakika. O da, yok, o hesaba girme ama. 27 çarpı 3000. Şimdi maliyeti de şey olsun. Çarpın bakayım. Ha evet, 81.000. Niye 150 tane çalışan olduğunu söylemedik? Şimdi günde... Bir tek bir onu hesaplamamak lazım ama. Yok ya, şaka yapıyorum. Bana da öyle yapıyorlar. Bana da aynı şey yapıyorlar. Boşver, haklısınız. Evet. Sizden bir Adana rica ediyorum. Tamam. Bir deneyelim bakalım nasılmış. Ben bir beyran rica edeceğim. Bir de Adana porsiyon istiyorum. Teşekkürler.
Sarımsak vallahi koyuyorum. Biraz kokacağım, kusura bakmayın. Acısından da koyalım acı. Çorba aç her yere sıktım. Yerken herkes bana bakıyor. Sanki Vedat biliyorum. Benim söylediğim şey Orkun Beyran iyi diyorsa iyidir sanki. Ne anlarım abi Beyran'la mı? Sevdim ya da sevmedim gibi bir yorum yapabiliyorum. Aa bak bu da pirinçli. Bazı yerlerde pirinçsiz oluyor çünkü. Ha bak mesela Antep'tekinde et biraz daha tiftik tiftik oluyor. Burada böyle daha et parçaları. Yine kuzu etidir muhtemelen ikisi de, o da bu da. Yine et suyunu muhakkak kullanıyorlardır. Güzel bir tereyağı var bunda. Çok güzel kokusu geliyor. Bunu vallahi yeme yanında yat. Bu kokusuna ben bayılıyorum ya. Şu özellikle sirke. Ben şu sarımsaklı sirke kokusuna bayılıyorum. Bir de tereyağı da gelince inanılmaz bir hal alıyor bu. Sarımsak, sirke, tereyağı, limon. Yapıştır. Gel bakalım. Çok sıcak. Midem yanıyor. Ağzımda yara çıkıyor. Yok, bekleyelim bunu biz. Arasındaki farkın tam ne olduğunu bilmememe rağmen Antep'teki beyranın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Antep'teki biraz daha yağlı. Normalde bana yağlı şeyler çok ağır gelir ama Antep'tekinin yağı beni rahatsız etmemişti. Benim İstanbul'da içtiğim evet en güzel beyran bu. Ama bir Antep kadar güzel değil bence. Biraz fazla geldi bana. Kuzu kokusu bazılarını rahatsız eder ama bilmiyorum, bana gelmiyor. Bazı kuzular çok kokuyor. Evet, o da beni rahatsız ediyor ama bununki etmiyor yani. Çorbadaki kuzu rahatsız etmiyor beni. Yani beyran içmeye kalkıp Antep'e gitmezsin. Ama buraya gelir içersin. Afiyet olsun. Teşekkürler Rüstem abicim. Bak ben sana açık konuşacağım. Çok beğendim. İstanbul'da içtiğim bence en güzel beyran bu ama Antep'tekinden güzel değil. Damak zevki ona kesinlikle. Evet, eleştiri evet. Olmadan asla yürüyemezsiniz. Kebaplarda da aynı işin açıkçası. Şimdi Antep'teki bir patlıcanlı kebabı, Adana kebabı, lahmacunu burada yapma şansın sıfır. Kebaba da geçebiliriz. Tabii, hemen söyleyelim. Aynen çok iyi ya. Benim gerçekten hayatta en çok sevdiğim şey açık ayran. Oh, teşekkürler. Adana'yı bu arada Adana'da mutlaka denemek istiyorum. Ben hiç hayatımda Adana'ya gitmedim. 0 TL Adana bölümü gelecek. Eminim Adana'nın Adana'sı daha iyi. Yani. Bakalım. Vallahi kıyması Rüstem abinin söylediği kadar güzel gerçekten. Güzel bir et kullanıyorlar. Böyle kıyması ağzında dağılıyor. Acısı, bence acı yok bunda. Yani ben herhalde acıya artık bağışıklık kazandım. Normalde ben Adana yiyince koşturmaya başlardım ama acıya bağışıklık kazandığımı kanıtlayayım hemen. Turşu biber acıdır mesela hocam. Beni niye fazla gaza getirtiyorsunuz ki? Bir ölçebiliyor musunuz kabilini? 10.000-20.000 bindir ya, çok da şey değil. O zaman başarılı. Yani güzel, bir tık ağır bu arada bence. Yağlı. Ben böyle çok yağlı şeyler genelde yiyemiyorum. Ama Antep'inde beyranını çok yağlı olmasına rağmen içebiliyorum. Enteresan. Şimdi ben genel olarak tadını çok beğendim. Ama bence eti ya yağlı ya da koydukları kuyruk ya bana biraz fazla geldi. Tadı çok güzel var. Tadında gerçekten bir sıkıntı yok ama ben bunu iki kişi yemeyi tercih ederdim. Yani hepsini yesem gerçekten beni şişirir ama bu benim bugün yediğim artık kaçıncı kebap? İkinci kebap, bir de arada beyranlar, bilmem neler, çiğ köfteler yedim. Şimdi bunun boyutuna baktığın zaman, öncekinde yediğimizin boyutuna baktığın zaman tabii çok fark var. Yani önceki yediğimiz şuydu gerçekten yani. Bunun ince uzun haliydi aynı gramajın ama güzel. Gerçekten güzel kebaba. Pahalı kebapçımız neresi acaba? Hiç bilmediğiniz bir yer, kimsenin hayatında duymadığı bir yer. CZN Bırak Hatay Medeniyetler sofrasına geldik. Burası gerçekten bizim İstanbul'da bulabildiğimiz en pahalı kebabın olduğu yer. Normalde fiyatları bu kadar yüksek değil ama bize spesiyel bir menü yapacaklar ve fiyatı 1000 TL. Burası gerçekten hikayesi çok enteresan olan bir yer. Burası küçücük bir yerken yine yan dükkanı alalım demişler. Yanı aldılar. Burası böyle CZN sokağı haline geldi. Burada geceleri özellikle full böyle Arap sırası oluyor. Çok enteresan bir yer gerçekten. Bu arada benim şöyle bir ünvanım var. Ben hayatımda CZN Burak'a girmemiş, gitmemiş tek YouTuber olabilirim. Ama maalesef o ünvanımı 3 saniye sonra kaybedeceğim. Kaybediyorum. Ünvan gidiyor. Artık girdim. Yapacak bir şey yok. Girdim. Gel hadi. Tam şey gibi değil mi? Bir yerden kafalar fırlayacak. Bir yerden Halil Soyetnaz fırlayacak. Tam öyle. Kafalar! Yokmuş. Dün buradalardı. Dün mü buradalardı? Aa, hiç şaşırmadım. Humus alayım, cevizli biber alayım. Dolmalar güzel duruyor. Yoğurtlu patlıcan alayım. Kısır da alayım, tamam. Duvara bakınca benim gülmem geliyor bu arada. Gel biraz duvarları inceleyelim, ne olur gel. Tanıdığım insanları, arkadaşlarımı falan böyle burada görünce komik oluyor. Hayatımda kimse adımı pidenin üstüne yazmadı. Çok mutluyum. Böyle de kalsın istiyorum. Siz de duyun lütfen. Pidenin üstüne ne olur susamlı adımı yazmayın. Lütfen, dayanamıyorum. Kısır güzel. Patlıcan da güzel. Humus da başarılı.
kızı da çok başarılı. Gerçekten burası benim hayatımda gördüğüm en garip... Birazdan yaşayacaklarımızın demosuna şahit oluyorum şu anda. Allah, müşteri çok para verdi. Mumbar nasılmış? Lahana dolmasına çok benziyor lütfen. Güzelmiş, ne var bunda ya? Ha, et mi var bunda? Aa, bu başarılıymış hocam. Bizde yalan yok. Açık ayranını da çok beğendim bu arada. Bu arada yemekleri güzel abi, belli yani. Kebabı da güzel olacak bunda ama benim hayatta dayanamadığım tek bir şey var. Çalgı çengi eşliğinde havai çiçekler, yanar döngüler. Ona dayanamıyorum, cringe oluyorum yani. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Yemekleri çok güzel. Sayın Cezene çok güzel yaptınız. Özellikle şu aşura bayıldım. O kadar çok beklettiler ki, yani tam şey gibi, böyle çok büyük bir ameliyata gireceğim. Şu an hastanedeyim, odamda bekliyorum. Doktor gelip beni birazdan alacak ama asla almaya gelmiyor gibi. Ne yaşayacağımı o kadar bilmiyorum ve o kadar korkuyorum ki. Sahne hazırlandı şu an. Heh, pidem de geldi, evet. Ne haber? Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu mantıklı bir hareket mi ya? Ben seviyorum hayatı, ben yaşamayı seviyorum ya. Arada yok ki. Allah'ım neler oluyor. Ben sadece kebap yemek istemiştim. Allah'ım şu arkaya duvara da mı geleceğiz? Evet. Bir dakika dur, gülmemem lazım. Gülmemem lazım, gülmemem lazım. Ama çok gülüyorum, ayarı yok. Nasıl? Çok ya. Sen kaç kere şova gidiyorsun peki her gün? Ya ben 4 tane restoran var İstanbul'da. Hepsini geziyorum abi. Kolay gelsin sana, vallahi zor iş. Bırak, çok iyi ya, ben çok seviyorum. Çok tatlı çocuk. Ama adamı rahat bırakmıyorlar. 4 tane dükkanı her gün gezip hepsinde bu hizmeti böyle veriyor. Her insanla fotoğraf çekiliyor olması da ekstra hoşuma gitti. Vay be, sevdim. Bunu nasıl yiyeceğim ben ya? Ha bak, fıstıklı kebap bu. Teşekkür ederim. Bir daha biri bana şaka yaparsa var ya, kaşıkla kovalayacağım seni. Herkes Cem Yılmaz olmuş burada ya. Yemek yiyemedik, amacımız yemek yemekti bizim. Abi çok güzel ya. Öncekiler fıstıklı değildi gerçekten. Fıstıklının farkını anlıyorsun. Adam hala fotoğraf çekiliyor orada. Tit 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 tit. Gideyim mi öyle? Ama ben tadını gerçekten beğendim, pişireceğim. Bu kadar yemeği kim yiyecek ya? Sizde çok yemek artıyordur. Nereye veriyorsunuz? Barmaklara gidiyor. Vallahi mi ya? Adamsınız. Abo, biber acıymış. Kimse biber acı demedi. Allah'ım bıktım. Hayatta şu acı biberden bıktım ya. Bu gerçekten bir kişilik değil. Bunlar 10 kişi çok rahat doyar. 1000 lira 10 kişi böyle çok özel bir yemeğe gidiyorsan adam başı 100 liraya geliyor. Bence 20 kişi bile doyarsın bununla yani. Güzel ya. Bir de çok değişik bir show yani. Eğleniyorsun yani. Ben ilk başta cringe oldum ama sonra da eğlendim ben de. Değişik ya. Bence değer ya. Yani ben ilk defa geldim. Gerçekten çok fazla insanın buraya geldiğini gördüm. Bu alanda da ilk defa tanıştım ama adamı da sevdim. Yemekleri de sevdim. Ben bir daha gelsem, bana bir daha şov yapsalar kovalarım. Kaşıkla kovalarım Burak'ı muhtemelen. Şov kısmını bana hitap etmiyor diyelim. Ama çok güzel ya. Ben yiyemem daha fazla. 5 kişi yine bitiremeyiz biz bunu. Evet sevgili arkadaşlar. 7'lik içtik. Şimdi sırada iş var. Var mı? Ben seni şakasız çok sevdim ya. Vallahi sağ ol. 90, bu adam nasıl 96'lı ya? Ben de 96. Biz aynı yaşta nasıl oluyoruz? Bu babam gibi duruyor. Öyle demeye değildi ama olsun. Şaka yapıyorum. Sen şimdi 2 kat oldu. Ayıp ediyor. Aa ne? Kamera arkasından böyle hani biraz daha insanlar farklı görebiliyor ama ben seni tanıdım. Çok sempatik buldum. Bir de gerçekten çalışkan bir adam. Ben çalışkan insanları çok severim. Biliyorum abi. Sen de öyle olduğun için zaten. Vallahi tamam. Şimdi, ne yapayım? Ne istiyorsun? Ne yapalım? Bizi
bizim buraya gelenlerle böyle özellikle sevdiğimiz insanla yaptığımız bir sistem var. Cezene fakine soğan doğrama. Yani bu soğanı kim daha hızlı doğrarsa, tabii sen dediğin masada tabii ki de sen doğracaksın ama hani işin espri kısmı. Hem de kimin gülüşü daha güzel. Senin takipçilerin karar versin. En güzel yorum yazan 10 kişiyi de burada arkadaşlarla alıyorum. Tamam, anlaştık. Şöyle bir sıkıntı var. Ben şimdi kameraya bakıp kesersem bunu gülerek parmaklarımı da keserim. Yok, yok, şöyle yapacağım. Sadece boşa, boşa. Ama gülüş yapman lazım. Önce sen gir bakayım be. Aynen. Bu yetenek ha. Bakmıyor ve bitiriyor. Soğanın bittiğini de anlıyor. Yenisini alıyor. Hiç bak, hiç istif sıfır bozma. Baksana. Şu an canlı bir TikTok yaşıyor gibiyim ya. Arkadaşlar tabii bu işin esprili kısmı. Teşekkür ederim Okun abime geldiği için. Ulan nasıl dayanıyorsun buna, baksana 10 kilo soğan abi, vardı. Ben bir gün şu soğan tezgahı doluyken böyle ağza kadar hepsini yaptım abi. Çünkü çok stresimi alıyor. Nasıl stresini alıyor? Abi mesela soğan kesmek beni mutlu ediyor. Ya bence bunun abi racını şöyle olmalı. Arkada arabesk bir tane müzik açacaksın. Bir yandan soğanı kesip bir yandan böyle üngür üngür hatta ağlayacaksın. Bir kız arkadaşım vardı abi. Benden sürpriz bir şey bekliyor. Tamam, ben de ona dedim ki bugün dedim sana sürprizim var. Soğanları dizdim. Hadi dedim gel beraber keselim. Benden ayrıldı sonra. Reis ne romantik bir adamsın. Gerçekten hayatımda senin kadar romantik bir adam görmedim. Şu an göremiyorum da gözümü açamıyorum çünkü. Allah. Buna insan nasıl bağışıklık kazanabilir ya? Şimdi bana bazen kötü yorum yazıyorlar işte, kötülemek için. Evet, anlıyorum ama burada niye, mesela... Niye yazıyorlar ki? Ya mesela demiş. çok gülüyorsun işte. Niye gülüyorsun? Gülemez mi gülünce, adam ya? Şey, gülünce çok çirkin oluyorsun falan böyle. Ama ben onları... Adam gülmek istiyor ya. Allah Allah, evet. Gülmek isterse güler. Niye, ne diyorlar olsun, sana? Olsun, ben abi zamanında çok acıda güldüğüm için sıkıntı yok abi. Anlıyoruz böyle şeyleri. Kız arkadaşımla ayrıldım Okun abi. Onu da söyleyeyim. Ha, tamam, kız arkadaşınla ayrılmış. Taliplerini bekliyor. Buradan da kendisine selam olsun. Seninle şöyle olabilirdik işte. Soğan şöyle olabilirdik ama sen bunu istemedin ve benden ayrıldın. Burak 24 yaşında, en sevdiği hobisi soğan doğramak. Sigortası var, evi arabası var. Taliplerini bekliyor. Instagram üzerinden ulaşabilirler. DM'den yürüyün. Dur ama ben şey istiyorum, aynı şarkıdan istiyorum. Bu sefer yedim ya. Of! Ya bir de bu o kadar anlamsız bir şeydi ki, evet. Künefe yiyoruz, niye bu var yani? Hani... hani şarkı yok. Olmaz, ben alıştım bu şarkıya. Ben de buna güzel bir dans koreografisi buldum. Şimdi onu yapacağım. Şimdi bu bütün şey künefe yememiz içindi yani burada yapılan. Sen getirsen ben yerdim, bunlara gerek yok. Bir sevgilime yediriyorum, bir sana yedirdim bak. Eski sevgilisinden sonra beni aldı. Tamam gel biz el ele gidelim seninle buradan, devam edelim hayatımda. Sen sevgilim var. Ben nişanlıyım ya, ben nasıl buna tamam dedim şimdi. Çok teşekkür ederim. Şeref verdin abi, hoş geldin. Ben teşekkür ediyorum. Seni seviyoruz. Çok biz de. Valla ben de çok memnun oldum valla. Adam. O da adam. Bu videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Nasıl? Sağ hadi gel. Yürüyün gidiyoruz. Bugün ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 3 farklı kebapçıya gittik. Benim
benim favorim tabii ki CZN oldu. Ben gerçekten hayatımda şu ana kadar CZN'ye gitmediğime pişman oldum. Böyle çok fazla görülüyor, çok abartılıyor diye düşünüyordum. Çok fazla insan gittiği için. Ama gidip deneyince gerçekten kebabın tadına bayıldım. Orta fiyatlının da beyranı bence benim İstanbul'da içtiğim en güzel beyran. Kebabı için en iyi yediğim kebap diyemem ama beyranı gerçekten çok güzel. CZN de çok tatlı herifmiş ya. Ben biraz böyle cringe olacağım diye korkuyordum o dükkana gittiğimde şey olduğunda. Zaten ilk gittiğimde çalgı çengiler geldiğinde şöyle oturuyordum cringe'den. Ama sonra bu kalemun gibi tabii ki ayak uydurup sonunda çılgın çılgın danslar etmeye başladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla sonradan görme serisinde video görmek istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.